Beşiktaş Kayserispor. Beşiktaş'ta 4 hafta 4 galibiyet 12 puan. Şimdi kağıt üzerinde ligin sonuncusu olduğu için İstikbal Mobilya Kayserispor'la son haftaların en kağıt üzerinde rahat maçına çıkacak gibi gözüküyor. Ama bu tabii kağıt üzerinde. Kayserispor'da ciddi bir sıkıntı var. Teknik direktör değişikliği yaşandı. Bülent Uygun'un gelişiyle Fenerbahçe'yi mağlup etti Kayserispor ama sonrasında alınan skorlar hiç iç açıcı değil. Bir galibiyetle son sıradalar. Başkan da değişti. Türkiye liglerinin, daha doğrusu Süper Lig'in Berna Gölbaşı, ilk kadın başkanı liderliğinde Vodafone Park'a çıkacak Kayserispor. İşleri kolay değil. Kadro dışı bırakılan oyuncular var. Dolayısıyla yine bir geçiş dönemi, yine bir yapılanma döneminde Kayserispor. Beşiktaş'ta her ne kadar az pozisyona girse de kalesini gole kapatarak, ihtiyacı olan tek golü son haftalarda atarak, ama rakibin hatasıyla, ama iyi bir organizasyonla buluyor. Ve Beşiktaş'ın en çok ihtiyacı olan şu klişe var ya, kötü oynadığı maçlarda da kazanabilmek. Beşiktaş şampiyonluk yarışına net şekilde tutundu. Evet, bugün de 3 puanın yanında bol gollü bir galibiyet alarak hem özgüven, hem taraftarı yeniden yanına çekme, hem de Beşiktaş'ın hani hazırlık döneminden beri şu gol sorunu var ya, artık neredeyse ideale yakında bir kadro ile çıkacak. Burak Yılmaz'ı da var, Laiç'i de var, işte Atiba, Elneny orta sahası, Enkudu var, Vitor Ruiz sakat. Belki ideal 11'den bir tek o eksik olacak ama Caner'i, Gökhan'ı, herkes yerinde, bir gövde gösterisi yapmak isteyecektir Beşiktaş. Evet, Beşiktaş 6 haftada sadece bir gol yedi. O da Antalya deplasmanında. Bu önemli bir istatistik bence ama tabii üretkenlik anlamında da sıkıntı yaşıyor. Senin dediğin gibi bir şekilde o galibiyeti getirebilecek golü buluyor. Genelde de bunu 65'ten sonra yapmış. Son karşılaşmada özellikle. Şöyle baktığımda 4 maçın 3'ünü 1-0 kazanmış zaten. Tabii herkesin beklentisi Kayserispor karşılaşması öncesi farklı bir galibiyet. Evet. Bir de direkt rakiplerinin kaybettiği bir haftada böyle gövde gösterisi yapabileceği bir galibiyet bekliyor taraftarlar ama bu tarz maçlar genelde sıkıntılı geçebiliyor. Hiç belli olmuyor yani. Çünkü Kayserispor'un da artık bir reaksiyon vermesi lazım. Evet. Belki çok sıkıntılılar, belki kadro anlamında zayıflar, eksikler var, kadro dışı bırakılanlar var ama ben yine Beşiktaş'ın bugün evinde üretkenlik anlamında sıkıntı çekebilme ihtimalini de az görmüyorum. Gol erken gelirse evet, çok daha rahat bir oyunla çok fazla gol izleyebiliriz Beşiktaş'tan yani ama kitlenebilir. Burak Yılmaz'ı kullanarak bir anda 2-3-0'a gidebilir ama golün erken gelmesi Beşiktaş açısından hayati. Aksi takdirde yine hani seyrettiğimiz Denizli maçındaki gibi sıkışabilir. Konya maçındaki gibi sıkışabilir. Yani bu sezon işte Ankara Gücü karşısında da gol bulamadı deplasmanda Beşiktaş. Bir gol sorunu yaşıyor siyah beyazlar. Evet, yani sezon başındaki o kötü performansını eleştirirken herkes Abdullah Avcı'nın düşme potasında yakın olmasını, şu anda Beşiktaş bu maçı kazandığı takdirde liderin 3 puan arkasında olacak sadece. Ve Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Trabzonspor'u, hepsini altına alacak sıralamada.